Çok kıymetli, değerli devletliler, saygıdeğer büyüklerim, öncelikle açılış programımıza hoş geldiniz. Hepinize en içten, en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Devrek Belediye Başkan adayı olarak huzurlarınızda olmak, sizlere hitap etmek bir ayrıcalık ve bunun yanında en güzelliği vurgulamak ve sergilemek adına şunu en önemli de bir şekilde özellikle belirtmek istiyorum. Kimse yadırgamasın, kimse yanlış anlamasın ve istirham ediyorum. Ben 26 Ağustos'ta adaylığımı açıkladığım zaman Demokrat Parti'den belediye başkanı adaylığımı açıkladığımda devlette hiçbir aday arkadaşımız yoktu. Ve akabinde adaylığımızı açıkladım. Ağustos ayından bugün bu tarihe kadar adaylığımı açıkladığım günden bugüne kadar bir slogan edindim kendime ama bir adaylık olacağı zaman, aday olduğumu düşündüğüm zaman bir hedef ve bir amaç olmalı. Benim Vedat Atasoy olarak, Demokrat Parti'nin adayı olarak sloganıma uygun, kişiliğime uygun şu sözü kullandım. 1000 kişiye iş, 1000 kişiye ev dedim. Evet, buradan da tekrarlıyorum bu sözümü, her yerde de tekrarlıyorum. Benim tek amacım ama tek amacım tabii ki öncelikli olarak 1000 kişiye iş, 1000 kişiye ev. Bunun yanında belediye başkanlığının, belediyenin asli görevlerinin ne olduğunu biliyorum. Belediyenin asli görevlerini zaten belediye imkanları dahilinde yapılıyor. Önemli olan ben burada belediye başkanlığını yapmaktan daha da ziyadesi herkesin bir ağabeyi, herkesin bir arkadaşı ve herkesin bir kardeşi ve evladı olarak insani değerlerin dahilinde hizmet etmek istiyorum. Bunun için zaman zaman bazı arkadaşlarımla karşılaştığımda yani şöyle de söylüyorlar daha doğrusu yani bu işi abarttığımı, işte belediyenin böyle bir şeyde sorumlu olmadığını, ben Devrek Belediye Başkanı adayım. Devrek Belediyesi'nin veya belediye başkanlığının görevlerinin ne olduğunu bilincindeyim. Kimse bana belediye başkanlığını öğretmeye kalkmasın. Bunlara girmiyorum. Ama ben baştan da belirttiğim gibi benim bir sloganım var, benim bir iddiam var. Tabii ki siyasette iddia çok önemlidir. Ve ben şuna inanıyorum. Hiçbir kimsenin kalbini kırmadan partime, büyüklerime, kişiliğime ve şahsıma yakışacağı bir seçim sürecini bugün burada hep birlikte sizlerle birlikte başlatmış oluyorum. Çok teşekkür ederim bizleri yalnız bırakmadığınız için. Allah razı olsun diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.